4. Ptolemya, bir İspanyol şarkısı söyleyecek kadar neşeli. O gün bir uçtan diğerine dek seherle kaplıydı. Tüm doğa tatile çıkmanın keyfiyle gülümsüyor gibiydi. Sen Cloud'un bahçelerinden güzel kokular yayılıyor. Seynin esintisi yaprakları hafifçe kımıldatıyor. Dallar rüzgarla hafifçe salınıyor. Arılar yaseminleri yağmalıyor. Derbeder kelebekler civan perçemlerinin, yoncaların, yabani yulafların üzerine üşüşüyorlardı. Fransa kralının görkemli bahçesinde aylaklar takımı kuşlar vardı. Dört neşeli çift güneşle, tarlalarla, çiçeklerle, ağaçlarla iç içe geçmiş bir halde ışıldıyordu. Ve konuşan, koşuşturan, dans eden, kelebek avlayan gündüz sefası toplayan, ajurlu pembe çoraplarını uzun otların içinde ıslatan, cennetten gelmiş gibi görünen bu körpe, delişmen, iyi yürekli kızlar topluluğu, sevse bile kendini dalgın ve yabanıl bir direnişe kaptırmış fantini saymazsak, ara sıra sevgililerinden öpücükler alıyordu. ''Senin her zaman tuhaf bir halin var.'' diyordu Favorite. Bunlar mutluluğun dışa vurumudur. Mutlu çiftlerin bu birliktelikleri, yaşama ve doğaya olan en derin çağrıdır ve her şeyden okşayışları ve ışığı açığa çıkarırlar. Eskiden çayırları ve ağaçları özellikle aşıklar için yaratan bir peri varmış. Aşıkların hiç durmadan tekrarlanan öğrenciler ve çalılıklar olduğu sürece varlığını koruyacak olan okulu asmaları bundan kaynaklanır. İlkbaharın düşünürler arasında popüler olmasının nedeni budur. Soylular ve küçük esnaflar, dükler, yüksek meclis üyeleri ve mübaşirler, saray erkanı ve kentliler, eskiden söylendiği gibi bu perinin uyruklarıdır. İnsanlar gülerler, kendilerini tanımaya çalışırlar. Havada yüceleşmenin aydınlığı vardır. Sevmek ne büyük bir dönüşüm yaratır. Noter katipleri tanrıdır ve hafif çığlıklar, otlar arasında kovalamacalar sıçrarken yakalanan beller melodiye dönüşen argo sözcükler bir heceyi dile getirmişçesine alevlenen aşklar bir ağızdan diğerine aktarılan o kirazlar tüm bunlar alev saçarak ilahi zaferler gibi yükselirler güzel kızlar kendilerini tatlı bir şekilde saçıp savururlar bunun sonsuza dek sürüp gideceğine inanırlar bu coşkulu kendinden geçişleri izleyen filozoflar, şairler, ressamlar, gözleri kamaştığı için ne yapacaklarını bilemezler. Vateu, Kitira'ya yolculuk diye haykırır. Halkın ressamı Lansert, maviliklerde uçuşan burjuvalarını hayranlıkla izler. Diderot tüm gelip geçici aşklara kollarını açar ve Dürfe, romanlarına galyalı din adamlarını katar. Dört çift yemekten sonra Hindistan'dan yeni gelmiş olan ismini şu an unuttuğumuz bir bitkiyi görmek üzere o zamanlar kralın bahçesi olarak anılan yere gittiler. O dönemde tüm Paris'in dikkatini San Cloud'a yönetmesine neden olan bu garip, sevimli ve yapraksız ağaççığın iç içe geçmiş, çok sayıdaki iplik gibi ince dalları, üzerini kaplayan küçücük milyonlarca beyaz gülü vardı ve bu haliyle çiçeklerle bitlenmiş bir saça andırıyordu. Etrafında her zaman kendisini hayranlıkla izleyen bir kalabalık oluşuyordu. Ağacı incelemelerinin ardından Tolomeye "Sizi bir eşek gezisine davet ediyorum." diye haykırmıştı. Eşekçi fiyat konusunda anlaştıktan sonra Vanvers ve Isi'ye gitmişlerdi. Isi'de ilginç bir olay yaşandı. Kamu malı olan parkın mülkiyeti o dönemde askeri mühimmatçı Burji'nin eline geçmişti. O gün tesadüfen parkın kapısı ardına kadar açıktı. Parmaklıklı kapıyı geçtikten sonra kukla keşişi mağarasında ziyaret etmiş, şehvet uyandıran yapmacık davranışlarda bulunan bir sefihin milyonere, Tukaren'in Priyaposa dönüştüğü aynalar odasının gizemli oyunlarını denemiş ve Bernis rahibinin övdüğü iki kestane ağacının arasında gerilmiş ağdan salıncakta hızla sallanmışlardı. Kahkahaların eşliğinde havalanan eteklerin kıvrımları, Gruza esin verecek güzel kızları peş peşe sallayan Tuluzlu Tolomiye, Tulus Tolosa'nın kuzeni olduğundan biraz da olsa İspanyol sayılırdı. Bu yüzden muhtemelen iki ağacın arasına gerilmiş bir ipte son hızla sallanan güzel kızlardan ilham alarak Galicyalılara özgü melankolik bir ifadeyle eski bir İspanyol taşra şarkısını söylemeye başlamıştı. Badajozluyum ben, Aşk beni çağırıyor. Tüm ruhum gözlerimde yansır. Çünkü sen gösterirsin bana bacaklarını. Salıncakta sallanmayı sadece Fantin reddetmişti. Bu tür davranışları hiç sevmem, diye mırıldandı Favorite yüzünü buruşturarak. Eşeklerin ardından sıra yeni eğlencelere geldi. Sey'ini tekneyle, Pasi'yi yaya olarak geçtikten sonra Etüil meydanının girişine geldiler. Hatırlanacağı gibi sabah beşten beri ayaktaydılar. Ama bunun ne önemi vardı? Pazar günleri insan yorulmaz, pazar günleri yorgunluğun sözü geçmez, diyordu Favorite. Dört çift saat üçe doğru o zaman Bujon tepelerinde ilginç bir mekanizmayla çalışan ve yılan kavi güzergahı şanzeliz ağaçlarının üzerinden seçilebilen hız treniyle aşağı kayıyorlardı. Ara sıra Favorite, peki ya sürpriz diye bağırıyor Tolomiye de biraz sabır diye yanıtlıyordu.